Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Allah-u Teala'a bir adet hamd-ı sana Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem göberçemizde durut salam ve salavatlarımızı büsün. Hoş geldiniz diyemiz. Kademlerinizde azamet, ustaz, hoş geldiniz. Hamaleriniz. İnşallah bana hammamızga ma'lum, inshaalloh bugun ehson ukamizga Alloh taolo ulug' ne'mat hammamiz uchun, inson uchun. Shu tikka turganlar, o'tirib olinglar 5 minut. Albatta inson uchun eng ulug' ne'mat farzand ne'mati. Bu insonga boshqa ne'matlarni tatishi farzand bilan bo'ladi. Mol dunyo hammasi Başka nimaiki ne'mat bo'lsa, insonga tatiydigan bu ne'matlardan bazı farzand tufayli bo'ladi. Hamma ne'mat bo'lsa, farzandi bo'lmasa Alloh panoh bersin holatda. Mana bugun ukamiz mana uzoq yaqindan mana shunday xudo anda hech aqrobolar mana bugun davramizga bu xonadonga ustoz Domlajon kelganlar, yaxshi taniysizlar. İnşallah mana Hozir maruzani ustozdan eshitamiz. İnşallah ozgina bir sabr qilib bir tinglab tursak inşallah foydadan xoli bo'lmaydi. Eshitish ham ne'mat. Eshitish ham ne'mat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ne'mat ko'p. Behisob o'zi kalomiga aytibdi. La tusuho deyapti. Uning hisobi yo'q deyapti. Eshitish ham ne'mat. Quloq bo'lsa eshitmasa Til bize gapirmasa, köz bize görmese. Lekin dünyada şuna kişilere var, közü var görmeydi. Kulağı var eşitmeydi, tili var gapirmeydi. Şimdi Allah-u Teala bize köz verip nur vergen bize, til verip onge nutk vergen bize. Bu nutk katta nimet. Bu nutkı insana vergen. Nutk tilge bağlı nasamaz. Eğer tilge bağlı bugün deydi, tili bugün mahlukatlar da hamasi gapirish kerek idi. Alhamdulillah bugün mana şu Allah Teala biz mahlukatlar içinde insandı uluk kıldım diyaptı. Karram ne diyaptı? Mukarram kıldım. İnşallah nimet üstüge nimet ki mana şu farzan uluk nimet. Şunu şükür anasıyla bugün maşinde ders okanlar yazılıp akika gödek için koylar söyülüp mana şunda aziz yakınlardı, buradarlardı, ustazlardı, taklif kılıç Mana şu holatga kelishimiz, şu qadam qo'yib kelishimiz ham o'zi ne'mat. İnşallah ma'ruza qilganda uni eshitish ham shuni shukr bo'ladi. Taomni shukri isrof qilmaslik. Farzandni shukri uni to'g'ri tarbiya qilish. Ma'ruzalarni shukri falon domlon chaqirdim, bu chaqirdim. Bu chaqirgan bilan ma'ruza qildirgan bilan eshitib, eshitmasangiz, eshitganingizga amal qilmasangiz, domloni ham, ustozlarni ham vaqtini olgan bo'lamiz. U İsrafka kiradi, noshukurchilik kiradi. O holatdan hammamizga o'zi panoh versin. İnşallah hurmat bilan sözde maruzani inşallah Solixon ustoz domlamızga veramiz. Marhamat domlam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve salamu ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimiz, yoldan bor kılgan Halikimiz, dasturxondagi nozi nimetlerini kudret kazanıp, pişirip, renk verip, meze verip, bendem yesin, içsin, açlık, çankalık kurmasın, fakat bu rızkın arkası da mene barligimmi, mene birligimmi bilsin deyip, çünkü rızk kılıp, Yaratgan roziqimiz Allohga hamd sanolar bo'lsin. U zot xohlagan bandasiga qiz farzandlar beradi, xohlagan bandasiga o'g'il farzandlar beradi, xohlagan bandasiga o'g'il va qizlarni aralashtirib beradi, xohlagan bandasini esa aqim bepusht qilib qo'yadi. U shunaqa qudratli zotdir. Qarang, bitta tug'ish, bitta tug'ilishda to'rtta narsani keltiryapti. Çünkü kudreti çeksiz.
اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Bu bunaka kudret bo'lganmas, bunaka kudret bo'lmaydi ham birodarlar. Janobi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar ashoblaridan Alloh rozi bo'lsin. Ihson sohiblarini yaratganni rizosi uchun ustozimiz Abdurrahim domla aytganlardek shukrona ne'mat tarzida qilayotgan bu aqiqalari dargohi ilohiyda qabul bo'lsin. Aqiqaga sababchi bo'lib bu xonadon ahllarini cheksiz quvonchiga sabab bo'lib turgan farzandlari Muhammadjonni mana shu aqiqalariga garov qilsin. Allohim bu farzandni ismini jismiga mos qilib birinchi Allohni taniydigan, Allohga muhabbatlik, Allohni barcha amr farmonlarini hayotga tatbiq qiladigan, Allohni ko'rsatgan yo'lida mustaqim turadigan, Allohni kalomini yod oladigan va bu kalomullohni ummatga yetkazadigan haqiqiy zabardast qoriylardan, olimlardan bo'lib o'sib unishligini Alloh nasib qilgan bo'lsin. Ota-onalar bu farzandlarni baxtini benuqson ko'rishligini nasib qilsin. Birodarlar, bu mavzuda ma'ruzani, ya'ni ihsonda ma'ruza tanlashlik, tema tanlashlik sal ahli ilmlar uchun qiyinroq bo'lgan haligi tema. Nima gapirsam ekan? Nima haqida gapirsam yaxshi bo'lar ekan? Chunki arablarda likulli maqomun maqolun va likulli maqolun maqomun degan bir so'z bor. Har bir gapni o'zini gapiradigan joyi bor, har bir joyni o'zini gapiradigan gapi bor deydilar. Nikoh to'ylarida janoza haqida, janoza masalalari haqida, o'ldi, yetdi, dafn marosimlari haqida gapirishlik bu erish tuyuladi birodarlar. Xuddi shuni singari har bir gapni o'zini joyi va har bir joyni o'zini gapi bor ekan. Men o'zi nima gapirsam ekan deb turuvdim. Xudoyim shunda oson qilib bir mehribonchiligini ko'rsatib qoldi. Ihson egalari, ya'ni shu Muhammadjonning otalarining ismlari Parviz. Shunaqa? Adashmadim? Parviz ekan. Men ustozga aytayapmanki, bu ismni bugunoq o'zgartirish kerak. Bu ism bilan dargohga borib bo'lmaydi. Bunday ismlarni almashtirishlik shariatda vojib hisoblanadi. Nimagaligini aytaman. Alloh subhanahu va taolo sizu bizlarga bergan farzandlarni birodarlar tepamizda haqqi bilan dunyoga keltiradi. Haqqi bor. Bu haq degani qiyomat kuni hisob kitobga, savol javobga ro'para qiladigan narsa haq deb etilinadi. Jumladan sizu bizlarni farzandlarimizni tepamizda haqqi bor. Bu haqlarni birinchisi xoh o'g'il bo'lsin, xoh qiz bo'lsin, ana shu farzandga chiroylik, ma'nolik, dunyoyu oxiratda xijolat bo'lmaydigan ism qo'yib tanlashlik farzandlarimizni birinchi haqqi. U go'dak, u tug'ildi, u nafaqat o'ziga ism tanlashlik, o'ziga libos tanlashlik, o'ziga boshqa narsa tanlashlik. Ota-onasini tanimaydi-yu. Otang qaysida, mana otam, mana onam deyolmaydi. O'zini o'g'il yo qiz ekanligini ham bilmaydi. Men o'g'ilman, men qiz bo'lib qolman demaydi. Shunaqa ojiz holatda dunyoga keldimi? Demak, bu yerda hayot tajribasiga ega bo'lgan, islom ta'limotidan bahraman bo'lgan yoki o'zini musulmonman deb bilgan insonlar ana shu farzandni haqqiga xiyonat qilmagan holatda o'rinda ism tanlashlik o'sha haq egasini bizarri zimmamizdagi mas'uliyatdan qutqaradigan narsa. U hech kimga huquq berilgan emas. Bu farzand meniki, o'shaning uchun men xohlasam buni Messi deb ot qo'yaman yoki Ronaldo deb ot qo'yaman yoki Ishani deb ot qo'yaman deyishga hech kimni haqqi yo'q birodarlar. Agar shunaqa mazza bemazza ismlarni qo'yadigan bo'lsa, o'sha dunyoga kelgan norasidani birinchi haqqiga xiyonat qildimi, qolgan haqlariga ham xiyonat shundoq qilib ketaveradi.
Bizler farzandni dünyaya kelişligini kutib o'tiramiz. O'g'il bo'lsa o'g'il bolacha yoki qiz bo'lsa qiz bolacha ism qo'yamiz keyin. O'zi aslida kelin oldikmi, kelinimiz homiladormi, uylandikmi, ayolimiz homiladormi, o'sha o'g'il bo'lsa mana mundoq ism qo'yaman deb bir chiroylik o'zidan bir nima deydi? Ahabbul asmoi ilallohi ta'ala Abdulloh va Abdurrahman deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ismlarning Allohga eng xush keladigan, Allohni xursand qiladigan ismlar Abdulloh va Abdurrahman va Abd bilan boshlanadigan ismlardir dedilar. Eng sevikli ism, chunki Abdun degani qul degani. O'sha qulni orqasidan Allohning bir ismi sifatlaridan qo'yishlik kerak. Abdul Karim, Abdur Rahim, Abdur Rahman, Abdul Jalil, Abdul Karim, Abdu bilan boshlanadigan ismlar. Allohning eng suyuklik ismlari ekan. Undan keyin o'zida ma'noda hamdu sanoni, hamdni ifoda qiladigan Hamidulloh, Xayrulloh, Hikmatulloh degan ismlar qo'yilishi kerak ekan. Undan keyingi ismlar payg'ambarlarning ismlaridan, avliyolarning ismlaridan, olim zotlarga ixlos qilib, o'sha zotlarning ismlaridan shularga o'xshasin deb havas bilan qo'yishlik kerak ekan. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Amina onamizni homiladlarida 6 oylik paytlarida Amina onamiz tush ko'rdilar. Tushlarida ilhom bo'ldiki, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin va khayril bariyya va sammihi iza va za'tihi Muhammadan sallallohu alayhi va sallam li'annahu satuhmadu uqba. Mavludun Nabaviyda Imom Barzanji rahmatullohi alayhi aytadilarki, Amina onamiz tushlarida bir ilhom bo'ldiki, ey Amina, san olamlarning sayyidi bo'lgan bir ulug' zotga bir buruq farzandga homilador bo'ldingki, vaqtiki mana shu farzanding dunyoga kelsa, bu farzandingning ismini Muhammad deb qo'ygin. Muhammadning ismi Muhammadning ma'nosi maqtalingan degan ma'noni anglatadi, chunki sani farzanding asrlar davomida maqtalinadigan ilhom bo'ldi. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali onalarining qonlarida 6 oylik homilada yotgan edi. Mana bundan biz agar istinbot qiladigan bo'lsak, xulosa oladigan bo'lsak, demak, ayolimizni yoki kelinimizni homilasidagi farzand yo o'g'il bo'ladi, yo qiz bo'ladi. O'g'il bo'lsa, men Muhammadulloh, Ahmadulloh, Muhammad Karim, shunga o'xshagan bir ismlar. Muhammad Yusuf, Muhammad Sodiq, Muhammad Amin, Muhammad Ali, Muhammad Ayyub, Muhammad Isxoq payg'ambarlarning ismlarini qo'yishlik kerak ekan birodarlar. Bizlarda azaldan ota bobolarimiz ismni qanday qo'yishardi? Farzand ko'rgan yoshgina kuyov, yoshgina kelin hali hayot tajribasiga ega bo'lmagan o'zi bilmaydi, aqli yetmaydi, oilani kattalariga murojaat qilinardi. Navoreyizga bobo bir chiroyli ism qo'ying. Boboni shunaqa salohiyati bo'lsa bir Abdurrahim yoki shunga o'xshagan bir ism qo'yilardi, Abdul Karim qo'yilardi. Bo'lmasa to'xta bolam, men peshinga masjidga chiqaman, men imom domiladan mana shu farzandga bir chiroyli ism qo'yaman, maslahatlashib qo'yamiz deb qo'yilar edi. Hozir bu yo'q bu narsa. Hech kim maslahat so'rayotgani yo'q. Bir 85 ga chiqqan otaxon yig'layapti. Haqiqatda shuddi shu masalani gapirsam, haqiqatda suhbatdan keyin yig'layapti. Nimaga yig'layapsiz otaxon desam, yaqinda avaralik bo'ldim. Mana shuni menga maslahat so'radi, ism qo'yib bering deb Abdulloh deb qo'yinglar deb Abdulloh qo'ysam, haligi kelinim bu eskicha ot, bunaqa ism qo'ymaymiz, hozir bunaqa ismlari davri o'tib ketgan deb bir mazza bemaza bir betayin bet shoh ruhmi, shohbozmi degan bir ism qo'yibdi-da. Voy beparosat, aqling yetmaydi. Hali ver bunaqa narsaga aqling yetmaydi. Hali sani zimmangda mas'uliyat yo'q. Bu farzandingning haqqi sani zimmangda turganligini sen bilmaysan. Nima qilasan kattalar ishiga aralashib? Shu bobomiz shu Abdulloh deb qo'ydilarmi? Bo'ldi. Shu farzandimiz
şu babamızı yaşlarına yetsin deyip yaxshi niyat bilan qabul qilur, nima qilasan? O'z qo'ymas ekansan, nimaga u odamni dilini sindirib, maslahat so'rab uni aytganini qilmaysan? Voy shunaqa ismlar bor, hozir qo'yilyapti. Astagfirulloh deyoras. Aqiqaga bordim, to'yxonada taklifnoma berishdi. Navaramiz Spartakni aqiqasi munosabati bilan yozilayotgan amr ma'ruf dasturxonimizga marhamat. Voy, Spartak haligi yunonlarda bir tarixiy afsonaviy bir shaxs bu. Bu musulmon bo'lmagan bir shaxs. Yaqinda Xorazmda aeroportdan samolyotga chiqyapmiz, ikkita juvon yugurib keldi, ustoz sizni tanib qoldik, qo'lida bolacha. Mana shu qizimizni duo qilib bering dedi. Duo qildim, ismi nima desam? Maysa deydi. Maysa haligi erta bahorda bunda ko'karib chiqadigan o't o'lanlarga yetiladi. Bitta quyosh bilan qurib ketadigan, xazon bo'lib ketadigan narsaga yetiladi. Kim qo'ydi buni ismini desang, kattalarimiz qo'ydi. Endi munaqa ismlarni oxiri yo'q birodarlar. Mundo ismlarni almashtirishlik shariatimizda vojib bo'ladi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir yigit keldilar. Salom berdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning go'zal odatlari bordi. Ko'rishgan odam bilan ismlarini so'rardilar. Isming nima? Ismingiz nima deb so'rardilar. Abdul Uzzo dedi. Abdul Uzzo degani bir butni bandasi degani, haykalni bandasi degani. Bu isming bo'lmaydi, bu ismingni o'zgartirishlik kerak. Xo'p Rasululloh, bir chiroyli ismga o'zgartiring. Sani isming Abdulloh bo'lsin dedilar. Mana shu zot tarixda qolgan. Abdulloh Zulbujodayn degan nomi bilan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga oldilariga xuddi haligi Afrikadagi yurgan negrlar avratini to'sish uchun oldiga ozgina haligi sholi paxol, orqasiga ozgina sholi paxol osib oladi-ku. Xuddi shuni singari ikkita dast ro'molda keladigan chodir bilan avratini yopib hijrat qilib Rasulullohning huzurlariga borgan. Abdul Uzzo degan sani oting Abdulloh bo'lsin degan. Ana shunga laqab qo'yib Abdulloh Zulbujodayn, ya'ni ikkita chodir egasi degan laqabni olganlar. Xaybar fathida vabo kasali bilan o'lganlar mana shu yigit. Sahobiy o'lganlar. Qabr qazilindi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari qabrga qo'ydilar, qo'llari bilan topshirdilar va duo qildilarki, "Ey Alloh, mana bu Abdullohdan men roziman, sen ham rozi bo'lgin" deb mana shu zotning haqlariga duo qildilar. Shu atrofdagi dafnda qatnashayotgan barcha sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bizlarga o'limni orzu qilishlikdan, o'lim ber, o'lganim yaxshi edi degan gaplarni aytishdan qaytarardilar, lekin mana shu birodarimizni Rasululloh o'zlari muborak qo'llaridan qabrga qo'yib va o'zlari rozichiliklarini aytib Allohning rozichiligini so'radi. Shu atrofda turgan hamma insonlar qaniydi shu yigitni o'rnida men bo'lsam edi deb orzu qildi deganlar. Abdul Uzzo bo'lib, Abdulloh bo'lib Rasulullohga iymon keltirib, Rasulullohni qo'llari bilan qabrga qo'ydilar. Qabiha degan bir ayol keldi. Isming nima? Qabiha. Qabiha degani o'ta xunuk degani. O'ta xunuk, badbashara degani. Sani isming Jamila bo'lsin dedilar. Odatlariga ko'ra bir inson bilan ko'rishib qoldilar, yoshlari ulug', so'radilar. Ismingiz nima dedilar? Mahzun dedi. Mahzun degani o'ta xafa degani. O'ta g'amgin, tashvishga ko'milib ketgan inson degani arablarda. Ismingiz bo'lmapti bu. Ismingizni bir o'zgartirib qo'ysak bo'lar ekan deb maslahat beruvdilar. Qarang. Shaytonni qarang, kibrni qarang. Bunaqa insonlar bor-ku. Ayniqsa o'sha kommunistni suvini ichganlar bor-ku, aroqini ichganlar. O'shandaqada haqqi olmaydi, qabul qilmaydi. Hali ham bor bunaqa insonlar. Men endi shu yoshga yetganimda otimni o'zgartirib sharmanda bo'lishim qoldimi dedi. O'zgartirmayman dedi. Rasululloh taklif qilganlar, majbur qilmaganlar. Ha, xo'p dedi, o'z bilasiz. Oradan qancha paytlar o'tdi. Bir yigit bilan ko'rishib qoldi, ismlarini so'radi. Ismlarini aytdi. Sani otang bormi? Otangni men taniymanmi? Dadangni taniymanmi dedilar. Yo'q, dadam o'tib ketdilar dedi. Dadangning ismi kim dedilar? Mahzun dedi. Boyagi odam o'g'li ekanda. Rasululloh ismingizni o'zgartiring deganda og'ir olgan insonning o'g'li ekan.
Dadam o tüketti, yakşıya mı tüket kendi dedi. Oy, estağfirullah bu bala otanı ulgeniden kursan bu muydu? Ne demek sen kursan böyle yapsan? Ne demek sen o tüket kendine yakşı bu dedi yapsan? Çünkü ya Resulullah, otam trikli peyti de bize roşnali kurmadık dedi. Boşumuz gamdan çıkmadı dedi, teşvişten çıkmadı dedi. Otam ul diyem, otam mı kum diyem, ya Allah da Allah bize herge bir kençiliğini verdi dedi. Kursançiliklerini verdi dedi, gamımızı arttı dedi. Braderler, isim mi? İnsan takdiride tasiri vardı geldiler. Mesela, farzan dizge, Muhammed Sadık de isim koyduz. Şeyh hazretlerini hürmet kılıp, ihlas kılıp, şu insanı okşasınlar. Ben şu insanı okşayan bir dinimizde hizmet kılıyken, Müslümanın gamını yediğin insan busun. Diyen niyette ihlas bilen şu ismi koyduz, muhabbet bilen koyduz. Eğer dediler, terbiyesini yem, keçeyi kunduz, müstahkem uşap, uşu ilmige, yürüyetken kademige, kılıyetken işige itibar kılıp karalsa, 100% uşu isim, uşu insanı okşaydı geldi, uşu bala uşan gikşi. Eğer indi ismi koyduz, ihlas bilen koyup koyduz. Lekin terbiyede boş koyu vardız. İtibar kime koyduz? İsmini şarafatıdan 50% o şey insanı okşaydı geldi. Karın isim muzudu çünkü şarafat barayken. İnnekum tad'una yevmel kıyameti bi esmaikum ve esmai abaikum fe ahsinu esmaikum de geldi. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü her bir insan özünü ismi bilen ve otasını ismi bilen çakırılmadı. Şunu uçun farzan zürriyatilerinin ismini cüde hem güzel kılıp koyunlar digelle. Kıyametinin miktarı 50,000 yıl, miktaruhu 50,000 sene. Kur'an'da yetiyordu ki, kıyametinin bir günü bu dünyanın 50,000 yılı doğru geledi. Bu dünyadan 50,000 yıl ötse, kıyametten bir gün ötken böledi. Ahiretten bir gün ötken böledi. Karın, 50'de saval verilerekken, 50'de saval, her bir savalge cevap tapışlık için 1,000 yıl muhlet verilerekken. Savol qiladi, javob topishlik uchun hamma oliygohlarda ham, tez yechimlarida ham, masalan, savolga muhlat beradi-ku, bir 10 minut, 15 minut degan. Qiyomatda har bir savol uchun 50 ta savol berilar ekan, har biriga 1000 yildan muhlat berilar ekan. O'sha 1000 yil davomida o'sha savolga javob izlashimiz kerak ekan. Qarang, Xudo asrasin. Shu savollardan biri hal sa'altum ulama'ukum an amri dinukum degan savol bo'ladi ekan. Ey bandalarim, hayoti dunyoda xato qilib qo'ymay, qiladigan ishim gunoh bo'lib qolmasin, qilayotgan to'yim, yozayotgan dasturxonimga Xudoning la'nati yog'ib qolmasin, yana bilib bilmasdan ilmsizlik tufayli harom xarishi aralashtirib qo'ymay, aroq-paroq ichirib qo'ymay, boshqa bir harom xarajatlarni qilib qo'ymay deb o'sha qilayotgan ishinglarni ulamo bandalarim, olim bandalaridan borib so'raganmidingiz der ekan. Jumladan shu ism so'rashni ham. Ismini nima qo'yding desa, Parviz der ekan. Ye, senga kim qo'ydi bu ismni? Mani bobom qo'ydi, mani dadam qo'ydi der ekan. Bobosini, dadasini olib kelinglar der ekan. Bu farzand sanikimi? Maniki Parvardigor. Buni men senga yo'qdan bor qilib ne'mat qilib bir tomchi suvni shunaqa to'rt muchchasi sog' qilib bergan edim. A sen nimaga bunaqa ism man mazzasim yo'q, manza matra yo'q ism qo'yib qo'yding der ekan. Nimaga qo'yding, senga kim huquq berdi der ekan. Ana endi boshqa balo keladi birodarlar. O'shaning uchun janob payg'ambar aytdilarki, qiyomat kuni har bir inson o'zini ismi bilan, dadasini ismi bilan hisob-kitobga chaqiriladi deganlar. Bundan bu o'ylamaylik, bu meniki xohlagan ismimni qo'yib yuboraman demaylik. Bu mana shu Parviz birodarimizga etilniyatgan gap emas. O'zingizlarni ichingizda shunaqa bir ism qo'ygan yoki o'g'lingizlarga yoki farzandingizlarga qanaqadir manza bemaza ism qo'yganlar bordir. Ana shuni xulosa olib bu ismlarni o'zgartirishlik kerak birodarlar. Keyingisi haq, unga ta'lim, tarbiya berishlik haqqi birodarlar. Halol haromni tanitishlik, Xudoni tanitishlik, payg'ambarni tanitishlik, Qur'on o'qishlikka,
üçte hislet bilen terbiyelenler digerler. Peygamber aleyhi salatu ve salamını sevişlikini örgeniler. Peygamber aleyhi salatu ve salamını ahli baytlarını sevişlikini örgetinler. Ve farzendilerge tilavatı Kur'an'ını örgetinler. Bana şu balanı tili bana indi çıkayıptı. Tili çıkken. Meyli bir. Hazır adam sıfatı da bala sıfatı da 20 faiz narsalarını biler, gapirar. Mana bunu piyaligini, mana bunu bekeleşkeligini biler. Dedesini biler, onanı biler. Mana şu yaşta farzandlarını tilini la ilahe illallahu Muhammedur Resulullah bilen çıkarıyorlar digerli biraderler. Abdullah Avlani yeterler ki farzand terbiyesi ya ata onaga rahmet ya ki lanet keltiredi digerli. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi mübareklerde merhamet kıldılar ki ümmetimge bir zaman keledi. O şey zaman kegende adam balasını terbiyeleştikten kure itni balasını terbiyeleştik assarra bu kaledigen davur keledi digerli. Gepni görüyorsunuz mu? Şunda bir zaman keledi. Adam balasını terbiyeleştikten kure itni balasını terbiyeleştik assarra bu kaledi digerli. Bitti itni balasını, bir haftalik küçük balanı ap gelip, mesela, o şenge bir yarım ay, iki ay mabayında tur, otur, yakaki, bar, yat deses, bir yarım, iki ay içinde örgen edin ben şu. Terbiye topladı. Şu egesini, aitkenini, buyruğunu kıladı. Burak'a karab turup bas dese, o şenge karab sakalige, akilli digen, o şenge karab turup hamle kıladigen, yanki kayt dese, kayt edigen halatki keledi. O şey zaman kemedi mikin? Şehirde bir joyga taklif kılındık. Borsak bir 30 ta karamol, 20 litre, 25 litre sigir, yani süt beredigen sigirlerini bakarken şehirde. Dua kibereyim dedi, ben şimdi katta joy kıp koygen, oğulunu alıp içi. Bana itibarımı tartken nerse, o şey malhaneye kirsey, malını tagi mana şu kafil kandok tozda bası şunda tozda turibdi. Zerreçe ahlatam yok, zerreçe sidikni nami huliyem yoktu. Ma hazırlaştım. Bularga pampers kigizip koygan mısınız dedim. Ne mi malhaneyem şuna kim böyle dedim. Tozda. Hazı karayın dedim. O nariyada turgan bir ketman sapıda yogaç, bir iki metre yogaçken kreske bankeni elginge birleştirgen. Birleştirgen. Şunda o barıp sigirini arkasına tutuldu. O şende hacet kılarken sigir. Ungeçe kımasakken. Haması şuna kımasın. Bana karayindi. Nergisi o barısı uyuyam. Nergisi o barısı suyuyam. Şunu tutma günçe hacet kımaydı dedi. O tenge min rahmet sen dedim. Firmir bugün dedim. Bana firmir. Karayin mallı terbiyeyle koydu. Mallı. Bize mal sen deyimiz o, mal mı sen deyimiz, kokuz mu sen deyimiz o. Yani hani eşek sen, eşek yaramaz. Celal'ın Rumi rahmetullahi yeterler ki Mesnevi Şerif'te, ey no insaf deydi. Balayın hata kısa, kızın hata kısa, eşeği deyip eşeğini sokasın, ne mi kıldı eşeği sen gidiyordu. Hatanı oğlun yıkıgen bilsa, günahını kızın yıkıgen bilsa, sen ne için eşeğini sokuyorsan. Akhir bu otiğini testse, suyunu testse, baradigen cayınca abarsa. Braderler hazı bunu eşeğini hiç kim mensi miydi? Bunu hiç kim mensi miydi hazı, doğru mu? Lekin 80 yıl avval bize mensemeyetken eşeğler, braderler, kaptive ornudu bugün o. Eşeği bor insan özünün kaptivesi bor diye zor tutken, ceb bakvat bugün. Bize azı bunu mensemeyimiz. Ha sen ne için günahını oğlun yıkıgen bize, kızın yıkıgen bize eşeğini sökesen deydi? Eşeğini eşek degen minen, eşeğini yakşı ibret aladigen cihati bor deydi. Kaysa dese, bugün anasından togulgen eşeğini bolası hotikçe, siyedigen bose, peşop kıladigen bose, siyedigimi zerreleri, tomçeleri ayağımge seçiremesin deyip, ikide ayağını kerip, orkasını pasaytırıp rahat siyereken. Sen balayını kur, iki yaş geçe bulgabı atıp, kamyon kurpaşanı rasva kılıp deyipti. Ozu kim bitti eşeği? Balayı mı bu mu deyipti? Lekin Allah Ta'ala insanını bayağı üstaz etkerlerde aziz-i mukarram kıldı mı? O aziz-i mukarram böyledi beraber. Mayli o şu başkışlardan ötüp gegen bir şeyim. Lekin braderler bu terbiye bizlerini zimmemizdeki farzandlarımızı hakkı bunu bir işliğimiz gerek.
Ya bundan rahmet işlemiz, ya lanet işlemiz. Erta kabrga kirganimizda bizga uzluksiz, to'xtovsiz ajr, savob, duo yuboradigan ham farzandimiz, yoki o'sha qabrga kirganimizda bizlarni qabrimizni ilon choyonga to'ldirib azobga to'ldiradigan ham farzandimiz birodarlar. O'shandan bugun shu oxiratimiz uchun bizlarga manfaat beradigan, Allohning huzurida yuzimizni xijolat qilib qo'ymaydigan, tilimizni qisib qo'ymaydigan farzandlarga bugun tarbiya, ta'lim berishligimiz kerak. Kun ibni man şi'te vaktasib adaba yu'nike mahmuduku anin nesebi innel fete men yekulu ha anaza leysel fete men yekulu kana abi. Bende de hamma narsani tellaşlik ihtiyarı var. Fakat iki de narsani tell olmaydı. Hukuk yok. Bendeler Huda tell yaptı. Karin Huda. Biroq haykalni xudo qilyapti, biroq ho'kizni xudo qilyapti, biroq olovni xudo qilyapti. Xohlaganini tanlayapti. Payg'ambar tanlash ixtiyori bor. Xohlasa Musa, xohlasa Iso, xohlasa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kitob tanlashi mumkin. Tavrot, Injil, Qur'on. Uy joy tanlaydi, mahalla tanlaydi, mashina tanlaydi, kiyim tanlaydi, xotin tanlaydi. Hamma narsani tanlash ixtiyori bor birodarlar. Faqat ikkita narsani tanlab bo'lmaydi birodarlar. Farzand ota onani tanlolmaydi, mani otam shu bo'lish kerak, mani onam bu bo'lish kerak deyolmaydi. Inson vatan tanlolmaydi, man bu yerda emas, palon joyda tug'ilishim kerak deb vatan tanlolmaydi. Shu ikkita narsada ixtiyor yo'q birodar. Xohlagan insonga o'g'il bo'l, farzand bo'l, lekin odobni kasb qilgin deyapti. Kasb qil. Yigit kim desa, iymoni bilan, taqvosi bilan, ilmi bilan, amali bilan, halolligi bilan, pokizaligi bilan, g'ayratchi yo, men yigitman desa haqli deyapti. Shu haqiqiy yigit. O'zida hech vaqo yo'q. Na namoz yo'q, na boshqa yo'q, na ibodat, na roza yo'q. Nosvoy ishimib, og'zidan so'lagini oqizib Ha biz endi falon eshonbolarni bolalarimizda endi bizlar bobolarimiz falon eshonlar bo'lganda bu yigit emas bu erkak emas deyapti. Chunki u seni nasabing senga hech qanaqa foyda bermaydi deydi. Inson o'zini amali bilan, o'zini taqvosi bilan tanilishlik kerak. Bir ko'chada ketyapman. Taqsir deydi orqadan birov. Orqaga qarayman, hech kim menga qarab kelyotgani yo'q. Yana ketyapman, taqsir deyapti. Yana orqaga qarayman, men kelyotgan yo'q, qo'l ko'tarayotgan odam yo'q. Yana yurdim, taqsir deb yana 3-chi marta. Mundoq qarasam, bir alkash, ikkinchi alkash chaqirayotgan ekan taqsir deb. Ama ayta taqsir bo'lmay o'l dedim, san oting taqsir emas-ku dedim. Sen nimaga qarayapsan taqsir desa dedim. Qarang, alkashlar ham onda yo'lga o'tibdi. Shundan o'zimizni bilaylik. Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum. O'zingizlarni bilinglar ey musulmon bandalarim deydi. O'zimizni bilish nima bilan bo'ladi? Man arafa nafsahu faqat arafa robbahu. Kim o'zini nafsini tanibdi, nafsini rasvoligini, iflosligini tanibdi, u robbisini buyukligini tanibdi deganlar. Rabbimizi tanışlık bilen insan aziz böyledi. Allah Ta'ala nime dedi? Menge en sizlerini yakın böyledi gelleringiz dediler. Takvadarlaringizdir dediler.